Şimdi yaratıcılığımı konuşturma vakti. Bir bakalım. İşimdeki Michelangelo'ya meydan okuyorum resmen. Sanırım bu kuyruk oldu. Ata benziyor değil mi? Aa, kesinlikle ağlayacağım. Ya da belki de alınmayacağım. Bu düşündüğümden daha zormuş. Bu tam derimin renginde. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Kili parmağına yay. İyice yayılsın. Bir çubukla ortasına bir kesik at. Derinle aynı görünsün diye kapatıcı kullan. Sonra kırmızı boyayı al ve bununla kesin içini doldur. Biraz bulaşsa da sorun değil. Böyle okula gidemem. Aa, anne! Elimi fena kestim. Çok kolay oldu. Bu kanamayı durdurur. Zavallı minik bebeğim. Üstelik canım bile yanmadı. Hayatımın en kötü günü bugün. Bak. Bu ne? David ayrılmak mı istiyormuş? Sonsuza dek bitti. Ah canım, tamam. Giysilerim artık duygularımı yansıtıyor. Soğuk ve kara. Görüşürüz. Eva! Gitmeliyim. İnandın mı acaba? Eva dur. Okula gidecek halde değilsin. Niye evde kalmıyorsun? Sıcak bir banyo yap, tamam mı? Şimdi şöyle rahat et bakayım. Dahi miyim neyim? Seni seviyorum bebeğim. Görev tamamlanmıştır. Zombi sanat dersinde çok daha iyi. Öf, saçım yüzüme geliyor. Önümden çekilin saçlar. Boşa çaba. Kulaklarımın arkasına sıkıştırayım. Çok daha iyi. Aa, olamaz. Saçım boya girdi. Yo, saçlarım mavi oldu. Bugün berbat bir gün. Zombinin arkadaşı Kate'in sorunu var. Zombinin Kate'in saç sorununa çözümü var. Kate, zombinin tacını kullan, işe yarar. Hmm, sıradan bir saç tacı gibi görünüyor. Teşekkürler zombi, işe yarayacak. Kate, bu da lazım. Ah, bir pola. Tacını geri al, o kadar da lazım değil. Hayır Kate, merak etme, bu sahte pola. Gerçek pala değil. Aa, tamam anladım. Zombinin taç ve pala ile ilgili iyi bir planı var. Zombi palanın bıçağını ve sapını ayırdı. Şimdi zombi düz saç tacını aldı. Silikon tabancası ve sıcak silikon da lazım. Silikon tacın dışını kapladı. İyi, şimdi projenin ikinci adımı. Palanın sapını al ve taca yapıştır. İyice sağlam olsun. Şimdi de bıçak kısmını alıp tacın diğer tarafına yapıştır. Bıçağın yapışkan kenarı tamamen tutkallı kaplı olsun. Tutkal kuruyunca proje tamamlanmış demektir. Kate, zombi senin için yaptı. Zombi tarzı saç tacı. Hey, vay canına bu harika zombi. Şunu takayım. Çok teşekkürler zombi. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Hadi şaka yapalım. Zombi de bu iyi bir fikirdi ya. Zombi Kate'in kafasına pala sapladı. Orada ne oluyor ya? O Kate mi? Kafasında da pala mı var? Aa, zombi Eva Kate'i öldürmüş. İnandı, işe yaradı. Seninle iyi bir takım olduk zombi Eva.
Gülün tüm özelliklerini yakalamayı unutmayın. Düzgün bir natürmort için bu elzemdir. Sanat dersi en sevdiğim ders. Oo, işte zil çaldı. Yaptıklarınıza bir bakayım. Kate, bakalım ne yapmışsın? Oo, çok güzel, bravo. Çok güzel olmuş. Bu dersteki gelişiminden çok memnunum. Şimdi de zombi Eva, senin eserini göreyim. Ay, o da ne? Niye o gülü kemikten bir el tutuyor? Gül tutan iskeleteli yaşamı ve ölümü simgeler. Yalnız çok korkunç. Zombi düzeltebilir. Sadece göz lazım. Ne yapıyorsun? Hayır, yapma. Göz çıkmıyor. Ama tanrım. Göz zombinin resmini düzeltecek. Zombi resmi siler. İşte resim silindi. Şimdi gözü yerine koyayım. Göz yerine dön. Göz kafaya döndü. Tekrar görebiliyorum. Ama tanrım, ne oldu? Neden yerdeyim? Ay, zavallı öğretmenini böyle korkutmasana. Gerçek zombi gözü değil, sadece silgi. Zombi sıradan bir silgi aldı. Sonra boya fırçası ve boyayla boyadı. Güzel göründü. Sıradaki adım siyah boyanın çevresine mavi boya sürmek. Düzgün daire olsun diye dikkatli çizmek gerek. Oldu. Şimdi kırmızı boya. Mavi daireden kenarlara doğru zikzak çiz. Bütün silgiye kırmızı sür. Siyahın ortasına son bir beyaz nokta koy. Silgi tamam. Zombi gözü gibi görünüyor. Ha, sahte gözmüş. Çok zekice. Merhaba Ali. Gece bakımımızı yapalım bakalım. Hadi ama. Biraz olsa yeter. Çok sağ ol Ali. Birazcık losyon fışkırdı Matt. Koca bebeklik yapma. Ah. Beni kim arıyormuş bakayım? Alo? Evet, şimdi maskemi yapmak üzereyim. Evet. Aynen öyle. Sen hala buradasın demek. Üzgünüm Matt işte. Bu şeye bayıldığı kesin. Ona yaptığını ödetme zamanı. Rengarenk bir maskeyi kim sevmez? İçine mavi boyayı dök. İyice karıştırdığından emin ol. Bunun tamamen normal olduğunu düşünecek. Harika oldu. Şimdi gösteriyi izleme zamanı. Şimdi nerede kalmıştım? Daha önce hiç mavisini görmemiştim. Çok iyi. Yumuşacık bir cildim olması için gereken süre 20 dakika. Demek öyle sanıyorsun. Uyuyamı kalmışım. Çok iyi dinlendim. Komik olan ne? Cildim mi? Yüzüm masmavi olmuş. Bu senin işin değil mi Matt? Bu kadar kızmana gerek yok. Geber bakalım, geber robot artık. Hey Matt. Matt. Evde kimse var mı? Kendini kaybetmiş. Matt. Ne var? Geometri için bana yardım eder misin? Ellerimin dolu olduğunu görmüyor musun? Bütün derdi kendisi. Birazdan dönerim çocuklar. Demek gözlerim benim üstümde ha? Bunu yakala bakalım. Bir kaba, bir bardak kahverengi şeker koy. Sonra da mısır şurubu ilave et. Ama mısır şurubu çok olsun. Taneli kıvama gelene kadar iyice karıştır. Şimdi sıra bunu ısıtmakta. İçine biraz beyaz gıda boyası ilave et ve iyice karıştır. Güzelce soluk bir renk aldığında içine yiyecek bir şeyler ekle. Peki işte açıcı görünmüyor değil mi? Hazır olduğunu böyle anlayacaksın. Bunu fırın tepsisine dök.
yüzeyinde doğal şekilde yayılsın. Sonra sertleşmeye bırak. Oldu işte. Bu sahte kusma çok iğrenç. Olamaz. Midem çok fena. Klavyemin üstüne mi kustun? Öğlen yediğim balık yüzünden olmalı. Çok üzgünüm. Ya ben de kusacağım sanırım. Midem çok fena. Herhalde bu performansla Oscar kazanırdım. Ya şimdi ya hiç. Şu geometri ödevini halledeyim. Cadı kostümün çok iyi olmuş Zoe. Evet, bu cadı şapkası müthiş gerçekten. Selam dostum. Vay canına, bir dakika çocuklar. Sen nesin ki? Ben Mario'yum. Çok belli değil mi? Çok orijinal bir fikir gerçekten. Hey! Hey! Bunun uçtuğunu görmek ister misin? Hazır, nişan al. Ateş! Çıldırdın mı sen? İyi ateşte Zoe. Aptal zorbalar. Komik olduklarını sanıyorlar demek. Cadı şapkam. Ne? Bu Zoe'nin şapkası. Bugün rüzgar güçlü olmalı. Daimiyim neyim? Of ya. Hey, bunu mu arıyorsun? Al bakalım. Çok iyi oldu. Hey, harika görünüyorsunuz. Kostümü beğendiniz mi? Ne var? Niye herkes bana gülüyor? Oh. Evet, beklediğim sesler geliyor. Selam. David'in şaka kanalına geldiğiniz için teşekkürler. Bugünkü numaramız... Sadece izleyin. Bunu hiç fark etmeyecek. Odaya girecek ve sonra... Ay popom diyecek. Ne anlamsız bir şaka bu. Bunun karşılığını hak ediyor. Önce ufak bir balonu şişir. Bunu popona yapıştır. Sol tarafı da unutma. Ve beline bir gömlek bağla. Hadi bakalım. Zoe! İlginç. Selam David. Selam canım. Buraya oturmamda sakınca var mı? İşte oluyor. O da neydi? Sen ne yaptın David? Popom. Bu sadece bir şakaydı. Balon isteyen? Nereden biliyordun? İçime doğdu sanırım. Abone olmayı unutmayın çocuklar.